Şeref Oğuz, heterodoksla seçim kazandı, ortodoksla restorasyon yapacak. Enflasyonun çok yakın tarihine bakalım, 2018'deki kur atağı ile endeksler hareketlenince dönemin ekonomi bakanı, topyekün seferberlik başlatmıştı. 2019'un Mart ayına dek devam eden mücadele ile enflasyon dizginlenmiş hatta gerileme başlamıştı. Bu mücadelede iş dünyasının katkısı büyüktü. Akabinde, düşük faiz, nakaratı devreye girdi. Naci Ağbal, indirmek için dahi bir miktar yükseltmeli, dedi ve bir para programı açıklayıp bunu gerçekleştirdi. Fakat ömrü vefa etmedi, bir gece yarısı görevden alınınca, daha sonra, heterodoks diye adı konulacak seçim ekonomisi başlatılmış oldu. Ne pahasına olursa olsun büyüyelim. Heterodoks, ekonomide, bildik yol anlamına gelen ortodoks politikalardan sapmayı anlatıyordu. Epistemolojik kopuş yani faizi indir, kuru tut, seçmenin cebine para koy, uçan kuşa dahi kredi yağdır. Ya sonrası ne pahasına olursa olsun büyüyelim, enflasyonu da kafaya takmayalım. Bu plan işe yaradı ve seçim kazandırdı. Ancak heterodoks'un faturası çok ağır geldi. Cari fazla derken cari açık rekoru kırdık. Aslında dövizin isim değiştirmiş olan KKM'nin 125 milyar dolarlık faturası, seçim ekonomisinin 60 milyar doları aşan maliyeti, yetmezmiş gibi depremin 104 dolar milyar dolar külfeti. İki soru iki cevap. Restorasyonu kim yapacak? Tam dönülmese de Ortodoks'a yönelme projesinin müteahhidi, Mehmet Şimşek oldu. Ondan beklenti çok yüksek durma noktasına gelen ekonomiyi uçurumun kenarından almak yetmeyecek, dışarıdan da döviz bulması şart. Şimşek çakınca gökten döviz yağar mı? Sanmıyorum ama heterodoks hasarının finansmanında hayati adım, ne kadar dış kaynağın hangi maliyetle getirilebileceğidir. Siyaset iklimi restorasyona elverişli mi? Başka yol yok. Nitekim rasyonele dönüş dışında yol filan da kalmadı aslında heterodoksun devam ettirebilmek için tüm yanlışlar denendikten sonra bu karara varabildik. Bürokrasi direnci nasıl kırılacak? Ucuz faizli krediye alıştırılmış kesimlerin çelmeleriyle nasıl baş edilecek? Kolay parayla beslenmiş zombi girişimcilerin doymak bilmez iştihasına nasıl karşı konulacak? Yaşayıp göreceğiz. Not. Ekonomide 80 bölü 20 kuralı işleyecek aslında yaşadığımız ekonomik sıkıntılardan nasıl çıkılacağını, iktisat A101 dersi alan öğrenciye dahi sorsanız, doğruya yakın cevabı alırsınız. Bunun için dışarıdan uzman getirmeye gerek dahi yoktu. Ülkede çok iyi iktisatçılar ve uzmanlarımız var zaten. Fakat sorun şu ki ne yapılacağını bilmek, işin yüzde yirmisidir. Başarının yüzde sekseni yapabilmekten geçer. Yeni ekonomi yönetimi kimlerden oluşacak, hangi yetkilerle donatılacak, onlara ne süre tanınacak gibi bilinmezler varken başarıyı sadece ne yapılmalı? Sorusuna indirgeyemeyiz. Algıyı yönetmek, güven oluşturmak ve sözel yönlendirme, %80 iken neyin yapılacağı bilgisi, %20'dir ancak. Şu meşhur 80 bölü 20 kuralı nedir? İktisat filozofu Pareto'nun bulduğu ilke, çoğu olay için, etkilerin kabaca %80'inin etkenlerin %20'sinden kaynaklandığını belirtir. Misal, müşterilerinin %20'si, gelirinin %80'ini sağlar gibi. Ekonomiye dönersek, bulutun yağmaya niyeti, yağmurun %80'idir. Koca köy, yağmur doğasına çıkacaktı. Sadece bir çocuk yanına şemsiye almıştı. Kendi yağmuruna şemsiye olamayacaksan, şimşek çaksa dahi yağmur beklemez, gök gürültüsüyle yetinirsin. Kısaca, makule dönüşte neler yapılacağını bilmek, işin yüzde yirmisi, bunları yapabilmek ise yüzde seksenidir.